Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ali'nin sahabe içerisinde farklı bir konumu, farklı bir durumu, farklı bir seviyesi oldu. Hepinizin malumudur zaten. Ama Hazreti Ali'nin bir özelliği var ki o özelliği biraz anlamamızda fayda var. Mesela peygamberler içerisinde sabır deyince aklımıza ilk gelen isim Hazreti Eyüp oluyor ya, inanın ki sahabe içerisinde de sabır dediğimizde aklımıza gelen ilk isim Hazreti Ali olmalı. Hazreti Eyüp peygamberlerin sabır kahramanı, Hazreti Ali sahabenin sabır kahramanıdır. Çünkü sabredecek o kadar ağır imtihanlar yaşamıştır ki Hazreti Ali ve hepsinden hepsinden yüzünün akıyla çıkmıştır o büyük insan. Ondan biz çok şey öğreniriz ama ben şimdi size Hazreti Ali'den tevhid öğrenme, tevhid hakikatini kavrama, tevhidi içselleştirme adına bir önemli hatıra aktarmak istiyorum. Bakın Hazreti Ali'nin yaşadığı o sabır imtihanlarından bir tanesi de haricilerle yaşadıklarıydı. Malum haricilerle Nehveran'da bir savaş oldu ve o savaşın nihayetinde de haricilerle Haricileri hezimete uğrattı Hazreti Ali ama öncesinde de sonrasında da Hazreti Ali'nin haricilerle imtihanı hiç bitmedi. Nehverana çıkacağı gün Askerlerini toplamış Hazreti Ali İbni Kesir'in El-Bidayesi'nden okuyoruz. Oraya doğru harekete geçerken karşısına bir müneccim çıktı Hazreti Ali'nin. Müneccim bugünkü ifadeyle astrolog yani gök cisimlerine, yıldızlara bakarak geleceğe ait, kayba ait tahminlerde bulunan insanlar. O günlerde de var yaygında ve o müneccim Hazreti Ali'ye dedi ki ey müminlerin emini bak dedi ay akrep burcuna girdi. Ay akrep burcuna girince sen böyle bir zamanda eğer savaşa çıkarsan hezimete uğrarsın. Mağlubiyeti kazanırsın, mağlubiyet elde edersin. Onun için eğer beni dinlersen savaşa çıkma dedi. Hazreti Ali böyle bir şeye zaten inanmaz asla. Çünkü o bir tevhid kahramanıdır. Tevhidi çok iyi anlamış birisidir. Ama bu sözleri onun içerisinde, onun askerleri içerisinde olanlar duydular ve duyunca da biraz korktular yani acaba ne olacak diye ama Hazreti Ali büyük bir kararlılıkla zaferi de veren Allah'tır, mağlubiyeti de tattıracak olan Allah'tır. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Sen ise yalancılardan birisisin diyerek askerlerini harekete geçirdi. Şimdi Hazreti Ali'nin bir müneccimin bir sözüne karşılık gösterdiği bu tepki aslında tevhidi ne kadar anladığını ortaya koyar. Kendi askerleri içerisinden bazıları etkilenmiş olsa bile bir komutan olarak, bir emir el-mümin'in olarak, müminlerin emiri olarak en ufak bir geriye adım atmadan bu işi ortaya koyması adına attığı adımlar da onun tevhid'i nasıl anladığını ortaya koyar. Zafer ve mağlubiyet Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesindedir. O yasaların dışında hiçbir şey olmaz diye bu noktada bir kararlılık da ortaya koyması onun tevhidi ne kadar anladığını ortaya koyuyor. Ama Hazreti Ali'de yine bir korku oluşuyor. Bu korku ne biliyor musunuz? Olur ki Allah bize mağlubiyet verirse Şimdi bu cahillerden bazıları diyecekler ki zaten müneccim demişti. Müneccim söyledi. Seni uyardı bak sen müneccimi dinlemedin diye müneccimin doğru söylediğine dair bir kanaat ortaya koyacaklar. İşte o anda Hazreti Ali ellerini açıyor Allah'ım diyor. Zafer de senden, mağlubiyet de senden ama sen ne olur yalancıları doğru çıkartma. Yalancıları doğrulatma. Yani yalancılıkla ortaya bir şey koyan insanların yarın insanlar nezdinde itibar kazanabilecek bir noktaya insanları vardırtma. Dua dua yakararak o cahiller güruhu olan haricilerle o savaşı başlattı ve Nehveran'da biliyorsunuz Hazreti Ali büyük bir galibiyet elde etti. Dönerken dönüş yolunda bir yerde konakladıkları zaman insanlara bir hutbe irade ediyor Hazreti Ali. Yine tevhid vurgusuyla, yine gaybı sadece ve sadece Allah'ın bileceğine dair bir bilgi ile, zaferi de mağlubiyeti de Allah yasalarına göre bize vereceğine ait o önemli vurgularla sözlerini söyler. En son içinden geçeni de diline getirir ve der ki bugün yalancıları doğrulatmadığı için Allah'a han ediyoruz. Zafer de Allah'ındır, Allah tarafından verilir. Mağlubiyet de Allah'ın yasalarına göre bize gelir ulaşır. Onun için hiçbir müneccimin, hiçbir kahinin, hiçbir büyücünün, hiçbir falcının bu konudaki tahminleri asla Allah'ın kader planında, yasalar planında yazdığını değiştiremez ya da ona ait bir etkide bulunamaz. Bunu söyleyerek Hazreti Ali tevhid meselesinde bir savaş meydanına giderken ve savaş meydanından dönerken erken de dersler veriyor. İnşallah alırız bu çağın insanları olarak. Çünkü tevhidi zedelediğimiz çok alanlar var. Çok gerçekten o alanlardan bir tanesi de böyle bir alan. Ne yazık ki gaybe ait olan meseleler hakkında ileri geri konuşan insanlara bazen farkında olarak olmadan bazen de içimizden yani ille de bunu dile getirmemize gerek yok. İçimizden bile Allah korusun kadere ait, yasaya ait, sünnetullah'a ait bazı şeyleri zedeleyecek şeyler ortaya koyuyoruz. Onun için Hazreti Ali'nin bu noktadaki bu dersi bizim için çok önemlidir. Almamız gereken en önemli mesaj da şudur ki tevhid imanın hakikatidir. Tevhidle hayatlar donandığı zaman ancak imanın lezzetine varılır tevhidle o ameller işlendiğinde ancak o ameller Allah katında makbul olur. En önemli mesele de tevhid üzere asla şirke bulaşmadan, asla Allah'a ait alanları başkalarıyla paylaşmadan akıbetini de tevhid üzere noktalayarak Allah'ın rahmetini kazanma adına bir adım. En önemli mesele bu. Hazreti Ali de zaten bize bunu veriyor. Kendisi de öyle yaşıyor. Tevhid üzere bir hayatın sahibi olarak hayatını noktalamış oluyor. Allah bizi her biri birer tevhid kahramanı olan sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan ayırmasın. Hazreti Ali'nin de bu noktada bize verdiği bu dersi iyice anlayıp içselleştiren ve gerçekten de her şeyde ama her şeyde tevhid öncelikli ve tevhid ekseninde bir hayat yaşayan bahtiyarlardan bizleri değilesin.